Buyurun Ulki Bey, hem konuşanlarla ilgili e, muhtemelen notlarınız vardır. Evet. Onu alalım, hem benim size e, sorularım olacak. Evet. Buyurun siz tamam. başlayın. Tamam. Şimdi Hakan Bey'in bıraktığı yerden devam edeyim. Buyurun. Ee, AKP, yani CHP'de e, belediyeleri kazanmak farklıdır, iktidarı kazanmak farklıdır. Tabii bu genel bir kural ama AKP, AKP demeyelim, Erdoğan diyelim. Çünkü bana göre AKP değil, Erdoğan var. AKP'de her şeyini Erdoğan'a borçlu, yanında çeşitli görevlere gelenlerde cumhurbaşkanı olanlarda, başbakan olanlarda bütün siyasal varlıklarını, bir daha söylüyorum, bütün siyasal varlıklarını ve siyasal benliklerini... Erdoğan'a borçlular. Onun için bazıları e, siyasette şöyle yapıyor, öpülecek eli ısırmaya kalkıyor. Ama her şeyinizi borçlu olduğunuz kişiye saygı duymanız gerekir. Bir, ikincisi. E zaman zaman söylüyorum, hani kalem örneği veriyorum. Tutuş şeklinize göre her şey bir silah olabilir diye. Şimdi AKP'nin vaktiyle elinde olan belediyeleri kullanması ile CHP'nin büyük şehirleri alıp onları belediyeleri bir iktidara, iktidara giden bir silah, bir güç olarak kullanması arasında dünyalar kadar uzatarak söylüyorum, dünyalar kadar fark var. CHP'nin bugün İstanbul, Ankara, İzmir, İzmir'in hadi çok özel bir yeri var ama Antalya birçok büyük kentleri, metropolleri kazanması onu iktidara götürmeyebilir. Genel seçimlerde iktidara götürmeyebilir. Çünkü AKP'nin aktif kullanımı, aktif belediyeciliğini biz CHP'de görmüyoruz. Belediyelerin iktidara giden yol olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunu AKP'de biliyor. O yüzden AKP'nin CHP'ye saldırma noktalarından biri de bu. CHP'li belediyelerin özellikle büyükşehir belediyelerinin iş yapmasını ve kendi zamanlarında olduğu gibi belediyeler üzerinden puan kazanmasını engellemeye çalışıyor. İşte Covid konusunda İstanbul'daki yardımların engellenmesi ve bunun valiler üzerinden yani iktidar üzerinden yapılması biçiminde halka sunulmasında gördüğümüz gibi. Şimdi o zaman CHP'liler ne yapacak? Laf yarıştırmak yerine belediyelerini bir iktidara giden güç olarak kullanması. Ev bravo. Evet. Tıpkı çok doğru. E, %100 tıpkı tıpkı Fatih'in çok da başarılı belediyeleri Fatih var çünkü. Fatih'in topları gibi kullanacak. Tıpkı Fatih'in topları gibi kullanacak. Ama bugün gördüğüm kadarıyla büyükşehir belediyeleri kamuoyuda onu görüyor. Biz de kamuoyuna bakarak bunları söylüyoruz etkin bir biçimde kullanamıyor yani bir kere kazanırlar ikincisinde kaybederler gibi bir anlayış var şimdi e, birkaç şey söyleyeceğim önce evet. Melikciğim sana bir sataşayım sataşayım mı evet. sen evet. rahmetli büyük anıttan örnek verdin ya Aha, hani yaşar o da sözde cumhurbaşkanı dedi diye evet. bana yine böyle yakın bir çevreden mesaj geldi şöyle diyor hatırlattı doğru bak söyleyeceğim Aha. sen de kabul edeceksin büyük anıt ...sözde cumhurbaşkanı dememişti. Özde layık. Cumhuriyetin temel... ...değerlerine ve özellikle... Söz, ...layıklığı... Layık. ...sözde değil özde bağlılık dedi. Yani cumhurbaşkanına... Hı. ...sözde demedi. Onu bir rahmetlinin... Yani, ...şeyi söyleyelim. Özde yani, layık... ...cumhurbaşkanı. Ha, yok, yok yok yok. Ee, yani büyük anıtı savunmak için... ...söylemiyorum ama sözü böyleydi. Şimdi objektif konuşuyoruz. Madem tarafsız... ...konuşuyoruz burada... E, Laikliğe ve Cumhuriyete sözde değil özde bağlılıktan söz etti. İşte Cumhurbaşkanı orada. sözdedir demedi. Şimdi şöyle başlayalım. Hakan Bey de çok söyledi. Birçok kişi de söylüyor. Efendim izleyicilerden de geliyor istek. Niye siz orada ya da CHP sokakta siyasetin göbeğinde niye geçim sıkıntısından söz etmiyor? Ekonomik bunalım var. İşsizlik var. Şu var bu var. Şimdi zaman zaman söylüyorum. Millet yiğit der, candan eder, cömert der, maldan eder. Kitle psikolojisini bilmek lazım. Şimdi ben e, ceviz kabuğu programlarından biliyorum. 28 yıldır ceviz kabuğu programı yapıyorum. 1100 civarında canlı yayın yaptım. Ne zaman halkın sorunlarını ele alan konuyu işlediysem, ekonomi sorunu, işsizlik sorunu çok izledim. Ratingler yerlerde, duyurularını çok iyi yapmamıza rağmen, Ratingler yerlerde süründü. Ben ne zaman daha sanal, yani halkın sanal demeyelim de halkın günlük geçimine fayda sağlamayacak bir konu. Mesela 10 bin yıl öncesi tarihi anlat, anlatsak ratingler fırlıyordu. Şimdi millet ya bizim derdimizle niye ilgilenmiyorsun der. Ama kitle psikolojisini bilmeyenler ya bunu konuşalım ya da siyasetçiler biz onu anlatalım der. Anlatırsın vermez. Eğer halkın sıkıntılarını konuşmak halk tarafından sana oy getirseydi zaten muhalefet her zaman kazanırdı. Hep konuşuyorlar. Hep konuşuyorlar. Yani CHP demiyor mu halkın sıkıntısı var, şu su var, bu su var basın toplantısında söylüyor. Kendilerine yakın televizyonlarda söylüyorlar. Ama oy gelmiyor. Yani halk böyle söyler. Kitle psikolojisine kitle psikologlarından ve sosyologlardan dinlemeleri lazım. Öyle kendi etraflarına almışlar bir ekip top, top çeviriyorlar aralarında. Demin onun için sordum. CHP sürekli kaybediyor ama partide kim kazanıyor? Yönetim duruyor sürekli. Ya böyle bir şey olur mu? Sen kaybettiğin zaman sen de gideceksin. Parti kaybettiği zaman sen de gideceksin. Hep söylüyorum en fazla iki dönem yapın. Ha, Şimdi o, da, o anlamda e, sordum. ikinci madde şu. Şimdi anladım. Evet. evet. E, Şimdi kitle davranışını bilmek gerekir derken bunu AKP'nin bildiğini görüyoruz. Mesela AKP kitleyi din üzerinden okuyabiliyor. Peki CHP'ye soralım. Hepimiz konuşalım burada. Birbirimize soruyoruz, onlara soruyoruz, halka, izleyiciye soruyoruz. CHP'nin kitleyi seçmene arkasından koşturacak, onları ikna edecek bir ideolojisi var mıdır? Nedir mesela? Atatürkçülük müdür? Var mı? Mesela CHP dediğimiz zaman bir seçmen olarak hepimiz burada altı kişi seçmeniz. Bizi peşinden koşturacak, bravo dedirtecek. Mesela Atatürk'e %100 sahip çıktıklarını görüyor muyuz? Biz CHP'de şunu da gördük. Geçmiş dönemlerde ya seçim kampanyası sırasında fazla Atatürk'ün adını anmayalım. Atatürkçülük oy kaybettiriyor diyen çok sayıda CHP'li gördük. Ve Atatürk sözünü kendileri de Geri çektiler Oto sansürü yaptılar Yani hakikaten bunu yapmamış olsalar Bugün başlasalar Veya ben bu sözümde yanılıyor olsaydım Onlar dün hep Atatürk ideolojisi üzerinden Yola çıkmış olsalardı Gene kazanamadılar İşte Onlar Peki, işini varıyoruz? bilmeyen insanlar evet. Atatürk'ü çok fazla Anmakta CHP'ye O kazandırmıyor denedik Onlar da anmıyor Şimdi bir başka konu buna bağlı başka konu değil şimdi biz hangi bir hangi durumla karşı karşıyayız? şöyle bir durumla seçmenler iktidar olarak tatmin edilme ya da doyuma ulaşması yoluyla değil sadece sözel olarak sloganlarla doyuma ulaşma durumunda yani iktidar kazanamıyoruz gerçek Hedef iktidar olmak ama elimizdeki nedir sloganlarla durumu idare etmek şimdi seçmen de onun için vur vur Kavga çıkar gibi şey söylemlerden hoşlanıyor çünkü iktidar olma duygusunu e, burada buraya yansıtıyor. Bir yerde insanlar tatmin olmak istiyor. Yani insan psikolojisinde şu var: tamamlama duygusu diye bir kavram var. Tamamlama. Beyin boşluğu dolduruyor. Bak, sözümü tamamlatmadın, ben şimdi o duygudayım. Sözümü <laughs> tamamlamak istiyorum. İnsan sözünü <laughs> tamamlamak ister, eylemini tamamlamak ister. Katilin bile olay yerine cinayetten sonra gidip bakması adli psikolojide bu psikolojiden dolayıdır. İşini nasıl yaptı, tamamladı mı diye. Katilde olsun, normal vatandaşta olsun, dürüst vatandaşta olsun, hep her insanda, sağlıklı insanda, sağlıksız insanda da tamamlama duygusu var. Şimdi seçmenler açısından bakalım tamamlama duygusuna. İktidar olarak iktidar olma arzusu var. Oraya ulaşmak istiyor. Yani ucunda o var, tamamlayacak bunu. Tamamlayamıyor. O zaman bu tamamlama duygusunu kavgayla, sloganlarla, sert sözlerle, hakaretlerle yap ben seni alkışlayayım diyor. Ama dediğim gibi buna oy da vermiyor. Verseydi görürdük. Şimdi Hakan Bey'in alanına giren bir konu, bir vatandaşımız hatırlattı. Şimdi bakayım ona Twitter'da yazmış. Diyor ki Mustafa Altan diye bir izleyicimiz. Kılıçdaroğlu'nun sözde ifadesi toplumda gayrimeşru olarak algılanmamış ise Devamını okuyacağım. Evet, bence de toplumda gayrimeşru cumhurbaşkanı diye algılanmadı. Bende de öyle algılı olmadı. Ama Hasan Hoca'nın da dediği gibi, diğer konuklarında, Melik sen de söyledin galiba. Dediği gibi bu AKP'nin işine yaradı. Aldı onu oradan kündeye getirdi. Ve devam ediyor. Sırtını vurmaya devam ediyor burada. E, toplumun anlamadığı bir algıyı anlamış gibi alarak, vay sen bana gayrimeşru dedin. Hayır, benim algıladığım şu o sözden sözde cumhurbaşkanı sözünden CHP'nin demek istediği şu. O 9 maddeyi okuduğumuz anda anlıyoruz. Etkisiz cumhurbaşkanı demek istiyor. Gayrimeşru cumhurbaşkanı kavramı toplumda oluşmadı ama sözüne dikkat etmediği için, sözüne dikkat etmediği için tabii ki karşıdaki rakip parti, iktidar partisi ve ona yakın kişiler alıp o sözü yere vuracak. Bey, da. Şöyle şöyle yapalım zaman ağzınızdan mı? Ağzınızdan ve kale, kaleminizden bir Şöyle devam yapalım mı? bitiriyorum. 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 Ve deva e, e, bu, bu sözünüze ve kaleminizden çıkan söze dikkat etmeniz gerekiyor. Politikacısınız, değil mi? Söz söyleme sanatı, iktidara gelme sanatı. E, buyurun nasıl yapalım hocam? Ha, şunu da söyleyeyim bitiriyorum. O sözde ifadesi CHP'nin yaptığı. Bir şunu da söyleyeyim hocam. CHP'nin yaptığı başka bir kavramla ifade edeceğim. Sosyal kaytarmadır. Buna siyasal kaytarmada da diyebiliriz. ...işi toplumsal sorumluluğunu, siyasal sorumluluğunu yapıyormuş gibi görüp... ...hani askerlikte biz diyorduk ya... E, ...muntika temizliğinde kaytarmak, arazi olmak gibi... ...siyaseten bir sosyal ve siyasal kaytarma içinde CHP... ...kaytarıyor görevinden ama komutan baktığı zaman işte askerdeki örnekten verelim. Aa mıntıkayı temizliyormuş gibi yapıyor. Komutan kafayı çevirince o da sıvışıyor. Biz gördük bunu askerde. Şimdi siyasal ve sosyal kaytarmadan kendisini kurtarması lazım. İş yapıyormuş gibi değil, iş yapması gerekir. Peki kardeşim ben iş yapıyorum derse ne diyeceğiz? İcraatına bakacağız. İcraatta sonuç yok. Bitti. Yani futbolcu pazartesi günü de söyledim Ahmet'in programında. Santrofor olarak seni görüyoruz biz. Gol atman gerekir ama santrofora milyon dolarlar vermişiz. Adam sahada dolaşıyor. Ya yapıyorum işimi diyor. Ya, kardeşim gol atmadın, göremedik golünü gibi böyle bir durum var. Tabii. Evet. Peki, Bey şöyle bir durum Bey. var. Ya çok fazla çok fazla. Yani yapalım. Ama herkes araya bak. giriyor da özür dilerim bak dediği konuyla ilgili sonra unuturum. Şimdi e, muhalefette bazı makamlardaki kişiler bu tür eleştiriler olduğu zaman ya biz buraya seçilmiş adamlarız. Yani bizden iyi bileceksiniz filan. Şimdi tamam iyi güzel de oraya seçilip de dünya korkulukları görüyoruz. Yenildiğin zaman o zaman diyorum ki o konuda bakkal amcadan da simitçi kardeşten de çöpçü kardeşimizden de fikir soracaksınız. Çünkü Dünya rekoru kırarak yeniliyorsunuz. Yani sizin oraya seçilmiş olmanızın bir Aslında anlamı yok. Aslında seçilmiş değil, atanmış. Bir de Hulki Bey'in şu dediğine de katılıyorum. Şimdi çok başarılı belediyeleri var. Bütün belediyeler başarılı genelde evet. Türkiye'de. Ama CHP'nin de çok başarılı belediyeleri var. Ya senin başarılı bir e, ortada icraatin var. İcraat, icraat. Hani bırak sen zaten gündemi, habire fırsat veriyorsun iktidara. Ama senin belediyelerin işine gücüne bakıyor, iş yap, iş görüyor. E, belediyelerin öne çıkar. Hiç ekonomi bahsetmiyorsun. Mesela? Belediyeleri konuş ya. Mesela? Çok var. Allah aşkına Hasan bas. Peki siz e, Hulki Bey'e bir şey söylüyordunuz Hasan, Hulki şöyle de, yapalım diyerek e, başlamıştınız. Sö, sözde kelimesini etkisiz olarak anladığını anlattı. Madem yok yok, öyle yapalım, kamuoyu da öyle anladı. Hayır, yani. yapalım da öyle anladı. Demek ki. E meşru de tamam. gayrimeşru de, demiş de o beraber anlamaya çalışalım bakalım. De gitmez, mi? gidiyorlar. Bakın. Tamam. Bir de, bir de, de beraber de anlatmış bakalım. zaten. Şimdi kullandığı cümleyi alalım. Oradaki sözdeyi kaldıralım. Yerine etkisiz koyalım. Bakalım bir mantıksal hata çıkıyor mu, çıkmıyor mu ortaya? Sözde Cumhurbaşkanı. Maddeyim, sözcü gazetesini baskı altına alıyor diyor, değil mi? Basın özgürlüğünü baskı altına. Devam edelim. Öteki 9 madde sizce, vardı. Sizce mantıklı bir şey mi? galiba? Cumhurbaşkanı eee medyayı baskı altına alıyor. Böyle bir cümle olabilir mi? Mantıklı mı? Olur olur. Olur tabii olur. Etkisizse Şöyle olur. Yani ol, onu açıklamadan söyleyeyim. Hepinizin falan de. değil. Yani, Sonu şey, açıklamadan yapamayın. söyleyeyim. Bir saniye bir hukuki bir duyalım. Bir duyalım. Hasan Gerek yok. <laughs> birlikte anlamak istiyorsak ben ne anladığımı bir daha söyleyeyim sizin sözünüz üzerine. Şöyle ya onun sözüne bakmayın etkisizdir o gibi anlaşıldı. Zaten toplum <laughs> Cumhurbaşkanına gayrimeşru cumhurbaşkanı diyor biçiminde algılasaydı toplumun tepkisi büyük olurdu. Ama biz ne görüyoruz? Siyasal tepkiler büyük şu anda. Cumhurbaşkanı etrafındaki ya, danışmanlar Bey. konuşuyor, onlar açıklama yapıyor, cumhurbaşkanı söylüyor. Ben size siyaseten bir zafer mantık mantık elde ediyor AKP soruyorum. burada. CHP kendi ayağına basmış oldu. Ben sonuçta. size basit bir mantık ilişkisi soruyorum. Etkisiz olarak anlayacaksak sözdeyi kaldıralım cümlenin içerisinde. Etkisizi koyalım. Söyledim. Söyledim. Tamam. E diyor ki Trump'ın Cumhurbaşkanı... hakaretine cevap vermedi diyor. Bilmiyorum. Yani etkisiz kaldı demek istiyor. Ya hayır etkisiz, etkisiz kaldı demek başkanı... istiyor. Bu kadar basit. Basın özgürlüğüne baskı yapıyor. Bu evet, ifade aldırmayın lafına ya? demek istiyor. Etkili gayri meşru demek yapar. ağır bir laf hakikaten gayri meşru demek. Gerçekten etkisiz gayri meşru demek çok ağır bir laf. Yerine bu AKP o yüzden ya, oradan, ya oradan tutup yere yok. vuruyor CHP'yi. Onu daha önce ya daha önceki dokuz, ifadesi dokuz içerisinde. Madde, evet. Dokuz maddeyi Sonra da İlk uyguluyor. Yok ama açıklıyor şimdi. Yahu. Yani gene niye dokuyordunuz? Adam diyor ki. Yahu niye tokumuyorum kendi cümlelerime bak, bakıyorum. Açıkça Ruşen söylüyor. Basın açıklaması yapmış. Ben de Ruşen Bey de okusun. Ruşen Bey de okusun. Böyle bir kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini ko koruyabilir mi? Etkisiz yani. bir kişi Türkiye yani, Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini peki, koruyabilir mi? Ya. mi? Doğru. Gayrimenkul bir, bir kişi burada. Türkiye, Türkiye burada. Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini hukukçu koruyabilir mi? Bir saniye Hukuki Bey'i çıkamadım. Bir söylesin Hukuki Bey'e devam edin. Bir dakika. Başka Bir saniye lütfen. Bir Hukuki duyalım. Ben mi konuşuyorum? Siz mi söyleyin? Evet. Ben mi konuşuyorum? Evet. Peki şunu söylüyorum. Bizim burada akademik olarak epistemolojik yani kelimenin kaynağını araştırmak biçiminde tartışmamızın bir anlamı yok. Var ama yeri burası mıdır bilmem. Neye bakmamız gerekiyor? Topluma bakacağız. Toplum dediğim gibi böyle algılasaydı CHP'ye toplumsal tepki olurdu toplumsal tepki yani şimdi, olmadı. Hı. Ne oldu? Siyasal ama tepki Bey, oldu diyorum. Bu burada kadar. Burada da ben şunu sorayım size müsaadenizle. Şu ana kadar toplum böyle algılamadı evet. ama iktidar kanadından böyle yorumlanınca şimdi algısı e, bu şekilde acaba e, biçimlenebilir mi yani evet, bu da o e, işte, malzeme verme onu, meselesine toplum, dönüyoruz iktidar, galiba bu yani, Hakan Bey kendisine toplam çevirdi toplam. ve karşı tarafı İlterlerin vuruyor. bu tür cümleleri ilk defa duymuyor ki. Hayır. Ya, Ama yapmayın gözünü bir de, seveyim, Hasan Hoca bir dakika. Bir saniye rica edeyim. Bir saniye rica edeyim. Peki bir saniye. vatandaşın, bir vatandaşın, vatandaşın her sözünün devamı var. Bir dakika, Peki buyurun Ülki Bey. Var. Her birinde sokak. Şimdi vatandaşın sözünün şeydi. devamı da Çok şu. Giremez Yok giremez ki. CHP'nin, CHP, AKP'nin CHP, AKP anladığı gibi gayrimeşru sözde kelimesiyle gayrimeşru Cumhurbaşkanı e, olarak demek, demek istese bile toplum böyle anlamadı. Bu CHP Genel Başkanı'nın toplum üzerindeki etkisizliğini de göstermez mi diyor. Bakın başka bir nokta yani işaret da bambaşka ediyor. bambaşka bir boyut. Yani onlar bu bambaşka bir şey. Yani sen söylüyorsun toplumda etkisi bile yok acaba diyor vatandaş burada Twitter'da. Yani bunu da analiz etmek lazım. O zaman şey şey getirmiyor sonuçta. Ama sen diyor ki o zaman yine hayır, bir de, soruyla devam de. edeyim Görüş ya bu <laughs> bütün tabi. bütün ne e, grup toplantılarında şey diyor tek adam diyor. Okumalar tamam ya etkisiz yani biri tek adam diyor. Hayır ama etkisiz bir tek adam olamazdı. Melik Bey, olur. Atatürk'te son Atatürk'ün hastalık döneminde tek adam. Ya şöyle dedim ki yani Kılıçdaroğlu her fırsatta böyle şey diyor yani tek adam diyor. İşte baskın, otoriter, totaliter etkisiz biri zaten olmaz ki tek adam olmaz yani bir tamam. şey söyleyeceğim o ama örgüsünde de bir var. Onu, Melikçim evet. onun da cevabı var. doğru ben da meşruiyeti tartışmalı hale getiriyor ee, Peki, onun da cevabı var bende ama söylersem ağır kaçar yani senin için değil onu söyleyenler açısından ağır kaçar ee, en basitiyle şöyle söyleyelim. Bir gün öyle söylüyorlar, bir gün böyle söylüyorlar diyelim. Peki. Çünkü gerektiği zaman ben Beştepe'ye görev gereği giderim demişti. Gayrı meşru gördüğünü ifade ediyor Kemal Bey. Beştepe'ye de gitmem demesi gerekirdi. Tabii. Melik hatırlattı daha önce. Demin ben onu Demirel döneminde ya. bir e, bir evet, bir ego kavgası vardı. Demirel, rahmetli Demirel ile rahmetli Özel arasında. Özal Cumhurbaşkanı olunca bütün kitle örgütleri Çankaya'nın şişmanı, işçi düşmanı diye slogan atıyorlardı. Çankaya'ya gitmeyiz diyorlardı. Ama orada siyasal bir kavga değil. İkisi de merkez sağdan geliyor. E Demirel'in yanında çalışmış. Demirel kendisine siyasetin ustası görüyor. Siyasetin çırağı olan Özal kendisini niye geçti? Ondan önce niye cumhurbaşkanı oldu diye bir siyasal Peki. ego patlaması vardı orada. Milleti de buna alet ettiler. İkisi de sağ partiydi.